noktada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararda da net olarak şöyle olunca tahliye edilmesi gerekir diye somut bir düzenleme öngörüsü yok. Bunun bir koşulu yok mu? Şu koşulları vardır diye. Şu an itibariyle mesela şimdi hatırladığım kadarıyla İtalya'da 25 yıl diyor. 25 yılı. Ki onlarda mahkeme asgari olarak kişinin cezaevinde kalma her koşul altında şu kadar bir kere cezaevinde kalacak diyor. 10 yıl, 15 yıl. Hakim kararını verirken daha bunu belirliyor. Ama Türk sisteminde hakim müebbet hapis cezası diyor. Sonra dönüyorsunuz, müebbet hapis cezası nasıl uygulanır diye bakıyorsunuz. Cezaların infazı kanunu hakkında kanun var. O diyor ki işte müebbet hapis cezası 24 yılını cezaevinde geçiren kişi iyi hali sebebiyle tahliye olur diyor. Veya ağırlaştırılmış müebbet deniliyor. Onda da terörle iltisaklı suçlar ayrı. Diğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ayrı. Orada da bir 30 yıl ve daha fazla bir ceza söz konusu. Cezaevinde kalma söz konusu. Yani işin temel prensibi şu. Amerika idam bile ediyor insanları. Ama Avrupa diyor ki idam etmiyorum bir kere. Bir. İki. Ömür boyu hapis cezası da vermiyorum. Kanuni düzenlemesi de var bunun. 30 yıl, 35 yılla değişiyor bazı Avrupa ülkelerinde. Bizde de 36 yıla denk geliyor o süre. Yani ne kadar suç işlemiş olursanız olun ki terörist başı Abdullah Öcalan için de 36 yıl olarak ifade ediliyor. Bu süreyi cezaevinde geçirdiniz mi zaten kanuni düzenleme tahliye olmak. Fakat ahim devreye giriyor şimdi. Diyor ki 36 yıl da çok diyor. Artı bir de umut verin diyor cezaevindeki kişiye. Umut verin, umutlansın. Yoksa yaşayamaz insan diyor. Cezaevindeki kişi de umutlansın. Dolayısıyla ona 25 yılını doldurunca bu 25 yılda biraz afaki bir şey. Yani 24 yılda da olur, 25'te de olur, 26'da da olur, 27'de de olur. Suçlunun kimliğine, kişiliğine de bağlı bu. 25 yıl ortalama söylemiş olalım. 25 yılını doldurunca bir umutlansın diyor. Siz onun dosyasını bir daha mahkeme bir değerlendirsin, bir karar versin. O karar da Yargıtay'dan vesaire geçtikten sonra gerekirse benim de önüme gelsin diyor. Umut hakkı bu. Bu umut hakkını aslında biz 2 sene, 3 sene öncesinde de İyi Parti'nin de dahil olduğu o altılı Millet İttifakı'nın zaten planları içerisinde eleştiriyorduk. Şu an Devlet Bahçeli dile getiriyor. Onu hatırlatalım. Yani Devlet Bahçeli ilk defa hatırlatıyor. Fakat bu umut hakkı ifadesini PKK'lılar çok yoğun bir şekilde dillendiriyorlar. Biz o zaman yaşam hakkı mı diyorduk? Umut hakkı mı diyorduk? Şimdi yaşam hakkından ayrı bir şey. Yaşam hakkını belki idamla karşılaştırabilirsiniz. Umut hakkı tam olarak umut diye söylenmiyordu ama çok uzun süre cezaevinde kalma, bu Merdan Yanardağ'ın ifadesi de aslında o ahim kararına atıfla söylemişti. Ve bu noktada tabii nedir? O Millet İttifakı'nın özellikle de Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı bir altı partinin bir araya gelip imzaladığı o yol haritasında şöyle bir ifade vardı. Ahim kararları Türkiye'deki mahkemeler tarafından incelenmeksizin onaylı hale gelecek. Direkt ahim bir karar verdiği zaman Türkiye'de uygulanacak. Bu nereye götürür demiştik biz? APO hakkında böyle bir karar verirse ahim, Türkiye'deki mahkemelere artık takdir veya yeniden inceleme diye bir değerlendirme imkanı bırakmaksızın ahim kararıyla terörist başı APO'nun serbest kalmasını getirir. Bu neydi? Biraz sonra ayrıntıya gireriz. O tarihte buna ben itiraz ediyordum. Bugünkünde Sayın Bahçeli'nin teklifini, olabilirliğini konuşacağız belki biraz sonra. O tarihteki ahimin kararıyla serbest kalıyordu. APO hiçbir şey yapmadan, belki de çıktıktan sonra haydi merhaba, günaydın, nerede kalmıştık? Burada şart var ama. Burada bambaşka bir düzenek var. Fotoğrafın çok çok değişik kareleri var. Dolayısıyla bu noktada bu mu o mu diye tartışıldığı zaman teklifimiz tabii ki bundan yana olur.